Türkiye Satranç Federasyonu Gençlik Sporları İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 yaş altı satranç turnuvası Aydın'da gerçekleştirildi. 19 takımda toplam 80 sporcunun katıldığı turnuva gençlik merkezinde yapıldı. Satranç İl Temsilcisi Yusuf Yazar, 2012 yılının son turnuvasını yaptıklarını belirterek, bu yıl yoğun bir turnuva sezonu geçirdiklerini, Aydın'da 5000'in üzerinde lisanslı sporcularının bulunduğunu belirterek, amaçlarının bunu 10.000'e çıkarmak olduğunu ifade etti. Yazar, okullarda satranç derslerinin zorunlu olması gerektiğini de savundu. Genelde bizim turnuvalar ikinci dönem ağırlıklı. Yani yılın son turnuvası 2012 olarak ele alırsak iyi, katılım iyi. Aydın'da iyi bir potansiyel var. Özellikle Mart'la Mayıs aylarında, Mart ayından Mayıs'ın sonuna kadar genelde her hafta sonu turnuvamız var. Eylül ayında başlıyoruz turnuvaya. İlk Söke ile başladık. Söke Belediyesi ile. Bu da ulusal bir turnuva. Tahmini 200 kişi falan katıldı. Türkiye'nin her yerinden katılım var. Yine gelecekte de 2013'te de aynı şekilde Söke'ye geleneksel hale gelecek. Kuşadası'nda programımız var. Bugünkü turnuva Çocuk Ligi. 10 yaş altı 4 tane öğrencinin, sporcunun bir araya gelerek oluşturduğu bir takım. 19 takımla katıldık. Yaklaşık 80 öğrenci var. Genelde işte özel okullardan fazla katılım var. Tabii şu anda lisanslı sporcu sayımız 5900. Ama tabii bunlar her yıl sıfırlanıyor. Aktif olan sporcu sayısı şu anda 500'ün üzerinde. Yıl sonuna kadar, yani 2013'ün sonuna kadar 1500 civarında oluyor. İl temsilci olarak hedefimiz 10.000 sporcuya çıkarmak satrançta. Ama yani devlet okullarında satranca gereken önem vermesi gerekiyor. Yani özellikle bu yeni 4+4 eğitim sisteminde 1-2-3-4'te serbest etkinlik ve oyun ve fizik etkinlikler dersleri var. Bu derslerde satranç egzersizi yapılırsa çok çok daha lisanslı spor sayımız artacaktır. Artı derslerine de katkı sağlayacaktır. Valla zorunlu olması gerekir. Bence gerekir. Tabii zorunlu olsa daha iyi olur. Çünkü 1950'lerde Amerika'da, Rusya'da zorunlu ders olarak okutuluyormuş satranç. Ama tabii yeterli altyapı da olması gerekli. Bizim antrenör yetiştirmemiz gerekiyor. Öğretmenlerin gereken ilgiyi göstermesi gerekiyor. Antrenör eksiğimiz var tabii ki. Yani aktif olarak şimdi antrenörümüz yok. 1000'e yakın antrenör var Aydın'da. Ama antrenörler de maalesef bu işin taşın altına elini sokmuyor. Turnuvaya bile gelmiyorlar. Özellikle ilçelerden gelmiyorlar. Okullarda egzersiz yapıyorlar. Ücretlerini alıyorlar. Fakat katılım sağlamıyorlar. Öğrenci getirmiyorlar. Tabii sıkıntı var. Ama planlamamızda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle olsun, Gençlik Spor Müdürlüğü'yle olsun bir planlama yapıp onların aktif hale getirilmesini sağlamaya çalışacağız bir şekilde. Şimdi dünyada yapılan bilimsel araştırmalar satranç oynayan çocuklarda zeka kapasitelerinin %10-15 arttığını gösteriyor. Yani bilimsel olarak kanıtlanmış. Bilinçli aileler çocuklarını satranca yönlendiriyor. Tabii ki yönlendiriyor. Diğer aileler de, yani herkesin aslında bu işe ilgi göstermesi gerekiyor. Yani ders başarısını etkilemek için bir taraftan satranç olmalı, mutlaka olmalı.